düzenlediğimiz teoloji sempozyumuna hepiniz hoş geldiniz. Bugünün ilk bildirisini 19 Mayıs Üniversitesi'nden Doçent Doktor Hasan Aydın Hoca'ya sunacak. Bildirinin adı felsefi antropoloji dışında din ve teoloji. Ben fazla uzatmadan hocamızı sahneye davet ediyorum. Zaman geçti dediğim gibi bugün öğreti haline getirilmek istenir.
ve öğreti haline getirmek isterdiğinde rasyonel argümanlar ortaya konmaya başlandığı için o metinselleştirilen bilgiler yola çıkarak farklı teolojiler çıkar. Mesela bir İslam vardır ama İslam toplumun içerisinde bir sürü teoloji vardır. Hepinizin bildiği, kabaca hatırlatırsam, işte ilk mürciyenin ortaya çıkışını şöyle düşünün, hariciliğin ortaya çıkışını düşünün, bunlar teolojik hareketlerdi. Kaderiyeyi düşünün, Mutezile'yi düşünün, Eşarilik, Maturidilik, Selefilik ve Şii'yi düşünün. Değil mi? Bunların hepsi İslam dininin bildirileri eserinde ortaya çıkmış, İslam'ı bir sistem halinde ortaya koymaya çalışan teolojik hareketler. Kuşkusuz şöyle diyebilirsiniz, İslam kültürünün oluşturduğu aslında üç büyük teoloji vardır. Bunlardan birisi Sünni teolojidir. Buna Selefilik, Eş'arilik ve Maturidilik üçü gider bunun içerisinde. Bir diğer aslında en önce oluşan Mutezili teolojidir. Bugün tarihte kalmış bir teoloji. Tabi İlahiyat Fakültelerindeki yeni o teolog hocalarımızı bir kenara bırakırsak. Üçüncü teoloji de yaşamaktadır. Şii teolojisi. Şii teoloji de bugün zaten İslam kültürüne baktığınızda iki organik kırmayla karşılaşıyorsunuz. Sünni ve Şii diye. Bunun altında da teolojik kırmalar yatıyor. Aslında şöyle söyleyebiliriz. Peygamberden sonra metinselleştirilen o yapı rasyonelize edilirken metnin felsefi açıdan ele alınması süreci metnin nasıl yorumlanacağı sorunu da gündeme getirmiştir. Ve bu son meselinde pek çok teolojik hareket ortaya çıkmıştır. İslam dünyasının başat teolojik hareketi anlayadığı kadarıyla, görebildiği kadarıyla Eş'arilik. Bu Selçuklu Osmanlı'dan bile böyle. Yani bizim mahzuki olduğumuz söylense bile böyle. Felsefi antropoloji ne de kastediyorum, onu da söyleyeyim. Felsefi antropoloji insana, insanın ne olduğuna dair felsefi bir yaklaşımla insanın ne olduğunu ortaya koymaya ya da anlamaya çalışan bir disiplin. Şöyle düşünebilirsiniz. İnsana ait olduğu pek çok disiplin var. Modern 19 ve 20. yüzyıl sosyal bilimlerin kurulduğu yüzyıllar. İşte sosyoloji var. İşte burada katkısı da var. Antropoloji var erken kurulanlardan. Psikoloji var. Biyoloji canlılık bilimiyle ilgili. Değil mi yine? Onunla uğraşıyor. Tarih insanla uğraşıyor. Hatta teolog, ilahiyatçı, Serafinler tarihçisi, tarihçi. Hepsi insanla uğraşıyor. Şöyle bir soru sorabilirsiniz. İnsanla ilgili bu kadar bilgi birikimi varken, bilimsel disiplinler varken niçin felsefi teoloji? Niye psikolojik açıdan bakmıyorsun da, sosyolojik açıdan bakmıyorsun da, antropolojik açıdan bakmıyorsun da, felsefi antropolojiyle bakıyorsun denilebilir. Şunu söyleyeyim, yani kaygı şu, bu bilimlerin hepsi insanı parçalayarak ele alıyor. Örneğin, psikoloji açısından insan davranışları açısından ele alınabilir. Güdüleri, dürtüleri davranışları açısından ele alınıyor. Antropoloji, kültür ve ırk açısından geçmişte, özellikle de antropolojisi var, şimdi kültür açısından ele almaya çalışıyor. Teolog inanan bir varlık olarak, değil mi? İnsanı daha çok üzerinde duruyor, onları ele almaya çalışıyor. Ve biyoloji, canlı çeşitliliğin nasıl ortaya çıktığına ele alırken, özellikle onun biyolojik yapısı ve biyolojik yapısının evrimsel sürecini ortaya koymaya çalışıyor. İnsanı kapaca açabiliyorum. Tarihsel bir varlık. Sosyal ilişkide var olan bir varlık, iktisatçı, iktisadi ilişkisi olan bir varlık, böyle alıyor. Yani demek o ki insanı parçalıyor. Bilimin parçalayıcı bir özelliği var. Şimdi sosyoloğun dediği mi gerçek insan, psikoloğun dediği mi, biyoloğun dediği mi, antropoloğun dediği mi, psikiyatrın dediği mi gerçek insan? Ben hiçbirinin gerçek insan olmadığını düşünüyorum. İşte orada felsefi antropoloji dediğim şey orada ortaya çıkmaya başlıyor. İnsan bir bütündür. İnsana bütüncül bakmanız gerekir. İnsanı anlamak istiyorsanız, insana ait bütüncül bir teori geliştirmek zorundasınız. Bunu ancak filozof yapar. Filozofun görevidir. Bu ağ, Türkiye'de hepinizin bildiği gibi insan felsefesinin kurucusu olan Takvimettin Bengişoğlu tarafından felsefi antropoloji Türkiye'de ilk kez ciddi
ciddi anlamda işletilmiştir. Hocanın felsefi antropolojisi fenomenolojik bir temele dayanır. Ben hocanın felsefi antropolojisinden mümkün olduğu kadar yararlanmama rağmen kendi oluşturduğum felsefi teoloji antropolojide dört ana eksen içinde insanın anlaşılabileceğini ve diğer disiplinlerden elde edilen bilgilerden de yola çıkarak insana ilişkin bir yaklaşım tarzı geliştirebileceğini düşünüyorum. Bu yaklaşım tarzıyla insana bakarsan teoloji ve antropolojiyi dini daha kolay anlayabileceğimizi düşünüyorum. Bir felsefi antropoloji, kabaca söylersek düşünce, duyuş, dil ve kültür ilişkisi üzerine odaklı. Gördüğünüz gibi aslında pek çok sosyal disiplini bir araya getirmeye çalışıyor. Bilişsel kastettiğim şey şu, insanoğlu nesneler dünyasına yöneldiğinde kendisinin geçmiş olduğu bilişsel yapı ve duygusal yapı tarafından sınırlanmış bir varlık. Bu aslında ilk kez felsefede Kopernik devrimini yaptığını söyleyen Kant ile getirdi. Değil mi? Nesneden bakış açımızı özneye çevirdi. Yani gücün birleştirisi, salt aklın eleştirisi, pratik aklın eleştirisi, felsefenin bir akıl eleştirisi haline getirdi. İnsanlar hep nesneyi anlamaya çalışıyorlardı. Kant dedi ki nesneyi anlamak için insan bilişini anlamak zorundasınız. Ve vardı yargı şuydu, ben katılıyorum hatta. Onun için uzatmayacağım çünkü zaman sınırlı. Bütün insan bilgisi insan türüne göredir. Yani insanın bilgisayar ve duygusal yapısı, bu bilgisayar sistemi, nesneler dünyasını o şekilde anlaştırır. İşte daha anlaşılır söylemek için söyleyeyim. Biz bir sürü kitap yazdık. Popper'ın üç dünyası vardı. Biliyorsunuz üç dünyalar biz hep kütüphanelerdir. Bütün hepimiz kaybolsa kütüphaneler bir süre devam eder. Uzaylılar geldiğini varsayın. Eğer bizden başka bir bilgisayar yapıya sahipseler bizim yazdığımız bu şeylerin hiçbirisini alamayacaklar. Kastettiğim şey bu. Eğer bizimle benzer bir sistem yapısı varsa anlayacaklar. Mesela biz ilkelerin yazdığı metinleri anlayabiliyoruz. Mitolojileri falan anlayabiliyoruz. Çünkü onlar da bizim gibi aynı bilgisayar sisteme sahip insanlar. Dolayısıyla birinci dediğim bu. Dine baktığınızda şunu görmek zorundasınız. Burada hayatın sonu çıkıyor. Dine baktığınızda din tanrısal olduğunu iddia ediyor. Ben diyorum ki insanın dünyada tanrısal hiçbir şey olamaz. Birinci sınavı bu. Çünkü tanrı bile olsa insanın bilişsel sistemini aşamaz. Dolayısıyla kutsal metinler tamamen insanın bilişsel sisteminin yapısıyla ilişkidir. Bu anlamıyla insanı yolu düşünüyor. İkinci üzerinde durduğum şey duyuş sistemi. İnsanoğlu nesnelerle ilgili nesnelerle yönlendiğinde zihinsel kaygılar kadar duygusal kaygılar içerisinde de varmış. Mesela bunu anlaması için şöyle söyleyeyim. Mesela akademiyanın çok entelektüel olduğunu düşünürsünüz. Ama akademiyadaki işlere gittiğinizde bireyler arasındaki kıskançlıklar, bireyler arasındaki rekabetler, rekabet, çekememezlik, bu tür duygusal fenomenlerin hayatlarını önemli ölçüde belirlediğini görürsünüz. Hatta şöyle bile söyleyebilirsiniz. Eski Yunan'dan beri insanın akılsal bir varlık olduğu söylendi. Buna meydan okuyan Orta Çağ'da böyleydi. Buna meydan okuyanlardan birisi Freud'du. Sonra Nietzsche filmi meydan okudu, hepiniz biliyorsunuz. Rousseau'da da var belki meydan okuma. Romantik filozofların çoğunluğu var. Bugün baktığınızda insanın duygu dünyasının hiçe sayılamayacak kadar eylemlerini belirlediğini görüyorsunuz. Benim öğrencilerime de söylediğim, size de söyleyeceğim tek şey var. Bir gün yaptığınız bütün eylemlere bakın, listesini çıkartın. Hangisi rasyonel, hangisi daha çok duygusal? Hangisi güdülerden, dürtülerden köken alıyor? Hangisi rasyonel? Köken alıyor, rasyonel köken alıyor. Mesela duyguları bulduk, kıvranları hep söylemişimdir ben. Aşk, değil mi? Aşkı kim belirlebilir ki? Hayatınızı değiştirir. Bütün vücut kimyanızı değiştirir. İlişkilerinizi değiştirir. Aşk yüzünden, kıskançlık yüzünden yaşananları düşünün. Ekonomik olarak rekabetler falan filan söz etmiyorum. Sadece o. Dolayısıyla insan hayatında aşkın köklü bir rolünün olduğunu görüyorsunuz. Bu insanın aynı zamanda duygu dünyasının eylemlerinin güçlü bir belirleyicisinin olduğunu söylemekte. O halde dini anlamak istiyorsanız insanın bu yönüne de eğilmek zorundasınız. Yani
insanın duygu dünyasıyla bağını da kurmak zorundasınız. Beni anlamanız için söyleyeceğim. İnanma fenomeninin kökeninde umutlarımız, umutlarımız, beklentilerimiz, hani şu arada kalmışlığımız. Ne diyelim arada kalmışlık? Geçmişle şu an arasında sıkışmışsınız. Geçmişle gelecek arasında sıkışmışsınız. Hep şu andasınız. Hep karar vermek zorundasınız. Karar verirken hem geçmişiniz sizi belirliyor, hem de gelecek idealleriniz sizi belirliyor. Dolayısıyla geçmişin ağırlığı, geleceğin tasarımlarının ya da beklentilerinin sizin üzerinizde yarattığı baskının fiilen sürekli üzerinizde hissettiği bir varlıktan söz ediyorsunuz. Bir de bu varlığın geleceği bilmek için güçlü verilerinin elinde olmadığı bilim önerileri bulunuyor ama yetmiyor. Bu varlık işte geleceği söylemek için fal, kehanet değil mi? Astroloji ve benzeri bulunmasına rağmen bunların sahte olduğunu insana kısa sürede kavramış olması. Geleceğin baskısının onda oluşturduğu bir etki söz konusu. Umutlarımız, korkularımız, sevgilerimiz, kırılganlıklarımız, geleceğe dönük bilgisizliklerimiz gibi hususları da esasını sağlık attığınızda insanın için güçlü bir yaratıcıya sığınma ihtiyacı hissettiğini daha iyi anlıyorsunuz. Yani dinin aynı zamanda çok köklü bir psikolojik temelinin olduğunu söylemek gerekir. Hatta fikrimi söyleyeyim. Din rasyonel bir şeydir değil mi? Bana göre artık dürüstçe konuşmam gerekiyor. Bu tür şeylerde yalan söylemekten artık bıktım. Kiyerlik hakim düşünmeniz gerekiyor bir ölçüde. İslam mislikleri gibi düşünmeniz gerekiyor bir ölçüde. Eğer rasyonel tanıyorsanız rasyonel de zaten bilim ve felsefede var. İrrasyonel, duygusal yaralarınızı tahmin edecek bir disipline ihtiyacınız var aslında. Bunu itiraf etmek zorundasınız. Şimdi bu disiplinin konusu inanç konusu, inanma dediğimiz konu. İnanma dediğimiz konu. O yüzden ben dini rasyonelleştirmeye çalışanlara hep şöyle söyledim. Siz insanın bilim ve felsefede bulabileceğini dini bilim ve felsefeleştirerek aslında insana büyük bir işkence ediyorsunuz. Mesela hep şu meydan okumam şuna da yazmıştır. Peygamberin doğru sözlülüğünün kanıtı mucizedir. Değil mi? Teolojik gelenek içerisinde baktığınızda. Olağanüstülüktür. Ben felsefi antropoloji açısından baktığımda insanı anlamak için insanın duyu sistemini anlamanız ve biraz da şu teologlar tarafından sürekli akılsallıkla vesaireyle biraz da dinin özünü bozarak onun üzerine örtülen yaprakların kaldırılması ve o yaprağın altındaki özün görülmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu özü en iyi annenizle görebilirsiniz. Çünkü annenizin inancı entelektüel şey tarafından yıkılmamıştır. Ama rasyonel şeyler tarafından bozulmamıştır. Mesela annem korktuğunda şahit edilmesi gerekir. Gönüllediğinde öyledir. Kızdığında da ha ve velâ mümkünler billâh der. Baktığınızda anam hastalandığında, kanser olduğunda Tanrı'dan bilime giderken bir anda Tanrı'dan yardım ister. Anlatabildim mi? Mucize bekler yani. Nerede aklının almadığı bir şey varsa ona Tanrı'dır ve Tanrı'sı alır der. Ve anlıyorsunuz ki Tanrı bilinmeyenler ve duygulardan köklü şekilde beslenen bir varlık. O halde Tanrı'yı ve dini benim bakışımla, felsefi antropolojik bakış açımla bilişe indirgerseniz sadece zihnin ürünü olarak görürseniz, işte bu Leon Tesekiler'in yaptığı gibi din anlamamış olursunuz. Yani dinin ne demek istediğini anlamamış olursunuz daha doğrusu. Bir diğer önemli husus üzerinde duracağım, felsefi antropoloji açısından kısa kısa söylüyorum. Bunlar saatlerce konuşabilecek şeyler. Dili hesaba katmalısınız. Çünkü insanoğlu biliş, duyuş, bunlarla hissettiklerini tamamıyla diliyle ifade eder. Yani, hani bu şey felsefeciler son dönem orta çağın en büyük problemi aslında dil problemiydi. Çünkü orta çağa gittiğinizde kutsal metin vardı, kutsal metin dili vardı, dilin yorumlanması söz konusuydu. Mesela hermeneutik yeni çıktı zannediyorsunuz. Hermeneutik, hani alası orta çağda var. Hermeneutik alası orta çağda var. Aslında ilk teolojide ortaya çıktı. Mitolojide nasıl bir şey, felsefede ortaya çıktı. Mitolojiyi nasıl yorumlayacağız diye. Mesela iyi örnek olarak Platon'u verebilirim. Platon mitolojileri nasıl anlatmak diye görürsünüz metinlerini okursa.
istiyorsanız. Theod örneğine gelirim. İlk defa mitolojilerde Hristiyanlığa uyguladı. Aristoteles Pergamenias yazdı. Değil mi? Felsefe metinleri nasıl görebiliriz? Aynı geleneği Hristiyan düşünürler ve Orta Çağ İslam düşünürleri sürdürdü. Modern dönemde biz de sürdürüyoruz. Ya şöyle söyleyeyim. Metinden uzaklaştıkça, hadi kademelerden söyleyeyim. Metnin ufkuyla sizin ufkunuz arasındaki mesafe gittikçe, genişledikçe, yani 2000 yıl önce yazılmış bir metinle karşılaşıyorsunuz. Metnin ufkuyla sizin ufkunuz çok kez buluşmuyor. Buluşsa sorun yok. Buluşursa zaten o buluşmadan bir anlam yaratabilirsiniz. Ama bir de akademik kaygınız var. Teologsunuz, metnin ne dediğini söylediğini merak ediyorsunuz. Felsefecisiniz, metnin ne dediğini söylemeye çalışıyorsunuz. Hemen etimoloji öğreniyorsunuz, dil bilimi öğreniyorsunuz. Klasik sözlüklere ulaşmayı öğreniyorsunuz ve onun anlamını yakalamaya çalışıyorsunuz. Dilin şöyle bir özelliği var. Yani kabaca söylersem bilinç ve duyuş tarafından tutuklu insan varlığına üçüncü tutukluluk dilden geliyor. Dil insanın işte bu Chomsky falan gibi insanları okursanız görüyorsunuz onu. Dil insanın bilişsel mantıksal yapısından köken buluyor. Dil yeteneğini bir kenara bıraktım. Dilin gramer yapısı, dil bilimsel yapısı. Dolayısıyla insani dilde ortaya konulan her şey doğal olarak insani bir mantıksal yapıya görünüyor. İkinci üzerinde durduğum şey, yani tanrıca bir dil olmadığına göre, o dil varsa bile biz onu bilemeyeceğimize göre, o dil tanrı olsa bile bize insani dil içinden sesleneceğine göre sorun zaten benim için büyük ölçüde çözülmüş oluyor. Buradan yola çıkarak şunu söylüyorum. Dilin ikinci bir özelliği vardır. Dil insana ait, kültüre ait bir unsur olduğu için insan ve kültürle birlikte sürekli evrilir. Mesela yine ilahiyat, İslam ilahiyatında, İslam teorisi geleneğine örnek vereyim. Mesela Kur'an'da mevcut sözcüğü yoktur. Şimdi mevcut sözcüğünün olmadığı bir metin var elimizde. O yüzden konuşurken ne ruhu mafis semavati ve mafil art diyor yani. Mevcut sözcüğünü ilk kez Arapçaya Yunanca'nın onto sözcüğünü kimliği katmak istedi. Dil uyduruktur diyorlar ya, dil uyduruktur zaten. Yani bu aptalca da dilin uyduruk olmadığını söylemek. Dil insan tarafından uydurulur. Oluşturulur yani. Uyduruk derken yani oluşturulur. Yoksa ihtiyacınız varsa bir sözcüğü ya alırsınız. Bak üretenlerle. Arap aldı mesela Hebrew'da karşılığını bulamadı. Maddi sözcüğü olmadığı için Kur'an'da Arap kültüründe madde yoktu. Maddi sözcüğü yok. Yunanlı hilesini Hebrew'da diye aldı. İşte burada şahidimiz var. İslam felsefesi uzmanı biliyor. Cesit olmuş sözcüğü görüyorsunuz zaten. Öge sözcüğü yoktu. Yunanlı'nın sözcüğünü aldı. Farabi, İbn Sina, Ustus diye kullandı. Öge diye kullandı. Var olsa olmaz. Şimdi mevcut sözcüğünü onto sözcüğünden tıpatıp karşılığını mevcut ne demek biliyor musunuz? Vecebe kelimesi Arapçada. Bulmak demek. Mesela vecebtu kalemi derse adam kalemi buldum demek. Kaybetmiş bir şeyi onu buluyor. Ne ilgisi var mevcutla, bulmakla? Çünkü Yunanca'da onto böyle. Onto'yu irdelediğinizde dışınızda olan bir şeye ulaşmanız anlamına geliyor. Onu bulmanız, onu yakalamanız, bilişsel açıdan yakalamanız. İşte Farabi İyi bir entelektüel olmalı diyor. Kanımca İslam felsefesinin kurucusu da onu olarak görmek lazım. Çok kavramlı üretti bir şekilde. Mesela kimdi? Leys'in karşısında Eis diye bir sözcük üretti. Tutmadı. Leys yokluk anlamına geliyor. O da tutmadı. Arap'ın Adem'den mağdumu türetti yokluk diye. Sonra Leys'in karşısında Eis diye bir şey buldurdu. O da yemedi. Mevcut sözcüğünü tutturduğu şey ve biz bugün hala mevcut sözcüğü değil mi? Arap felsefesi hala biz de kullanıyoruz mevcut sözcüğü. Ontolojiyle ilgili konuşurken hala kullandığımız temel sözcüklerden birisi. Bunu niye örnek veriyorum? Hazreti Muhammed'in kullandığı dilde mevcut sözcüğü yok, madde sözcüğü yok, beden sözcüğü yok. Yani bir bedeli Arap dilinin olanaklarını kullanıyorsunuz. Hadi diyelim ki Tanrı bize seslendi. Bir koyut olarak kabul edelim. 7. yüzyıl Arapçasının dilini kullanacak. Bu dil ki henüz felsefileşmemiş, henüz bilimsel bir temele oturmamış, henüz altı köşeli bir topluluğun dili, henüz sözcükler, sözlük oluşturmamış, henüz grameri yazılmamış. Arapça
Arapçanın gramerini ilk yazanlar Farslılardır arkadaşlar, Farslılar. Arap alfabesi oturmamış idi. Noktası yoktu, haygesi yoktu. 7. ve 8. yüzyıllarda Ali bin Ahmet, Ebu Esmet Ebdüleydi, Sibeleyh gibi insanlar yaptı. Bu insanlar kuzeyli. İslam kuzeye yerini teşvik ettiler. Tabi teoloji dogma oluşturur. Size söyledim ya rasyonel. Tarihsel olan başkadır. Teoloji size Kur'an'ın Hazreti Peygamber döneminden beri değişmeden geldiğini söyler, değil mi? Ama tarihi hakikat, teoloji nedir zaten? Teoloji size iman etmenizi ister. İman edecek bir şey ortaya koymaya çalışır. Mesela hakikate gidip baktığınızda tarihsel hakikate, Kur'an'ın kitaplaştırma ve metinleştirme sürecini adım adım bu işi yapan adamlardan kalan rivayetlerden öğrenirsiniz. Tarihçisiniz çünkü, tarihten kopamazsınız. Ve bir şeyi görüyorsunuz. Dini anlamak için dile yönelmeniz gerekir. Yani insan dili kullanan bir varlık. Şimdi üçüncü noktamı gündeme getireceğim, dördüncü noktamı. İnsan doğayla karşı karşıya olduğu gibi, doğayla karşı karşıya, biliş ve duyuşuyla, yani biz doğaya hem biliş sistemimizle hem duyuş sistemimizle yönelebiliriz. Ve onun yerine dil içerisinde ortaya koyuyoruz. Benim felsefi antropolojinin dördüncü dayanağı var. Hepiniz bunu biliyorsunuz. Burada sosyolojiden yararlanacağım yine. İnsan tarihi belli bir döneminde, belli bir ailenin içerisinde dünyaya gelir. O ailenin içerisinde dünyaya gelirken sosyal ve kültürlenme süreci yaşar. Hepimiz böyle değil bu. O sosyalleşme ve kültürleşme sürecinin başında dil öğrenmek gelir. Şöyle düşünün, çocukların dil öğrenme becerilerini Piaget olarak söylerim. Çocuk dili öğrenince, dil dünyaya açılan bir kapıdır bizim için. Ama çok ilginçtir, dil aynı zamanda değer yüklü bir alandır. Yani dil kültür olandır, kültür, kültür taşır. Mesela Arapçada alem, Abdelkahir el-Bağdadi'nin usulettiğinden bir örnek. Arap diyor, alemi Allah'ın işareti olarak görüyor diyor. Çünkü diyor, etimolojik çözümleme, alem demek diyor, aleme kökü de aile biliyorsunuz, aleme kökü diyor. Alem kökü diyor, işaret etmek demektir. Alem, Tanrı'ya işaret eden varlık demektir diyor. 10. yüzyıldaki bir teolog. Şeye gidelim, Yunan'a gidelim. Homeros ve Poseidon'a kadar gidelim gidelim. Karşımıza kaosun karşısına oturtulan kozmos var. Yunanlı kozmos deyince, görecek burada felsefeyle ilgilenenler var. Daha baştan beri evrene baktığında bir logos peşine düşmüştür. Logos var. Değişenin arkasında değişmeyen bir hususun olduğunu ona inanmıştır. Evreni, evrende gözlemlediği, görmeye çalıştığı şey her daim bir düzendir. Kozmosdur, düzendir. Ve o düzeni belirleyen, düzenin altında yatan değişmez ilkeleri bulma peşinde olmuştur. Şimdi iki büyük kafa yapısı var. Nasreddin Hoca'nın kafasına ceviz düşüyor biliyorsunuz. O Newton'un kafasına da elma düşüyor hikayesi var ya, o hikayeyi anlatayım. Kültür anlaması için söyleyeceğim. Birinin kafasına elma düşüyor, bulduğum diyor, çekim esası diyor. Birinin kafasına ceviz düşüyor, kapağa bakıyor. Allah'ım sana şükürler olsun diyor. Bu kapağı orada yaratsaydın, halim nice olur. Mesela kafasından şu hiç geçmiyor. Doğa esası gereği kabağın orada gitme şansı yok. Şimdi diyorum ki, bunları bilmeniz için söylemiyorum. Bu aslında bir dilin içinde evrene bakıyoruz. Ve dilin taşıdığı kültür içinde evrene bakıyoruz. Yani çocuk dünyaya geldiğinde, sana bir örnek daha vereyim. Bir kültür düşünün, kadına meta, mal diyor. Mal. Bir kültür düşünün. Benim zaten şey okursanız göreceksiniz, ben bunları uzun uzun anlattım. Klasik antropoloji için daha çok Muhammed Öfran diye. Çünkü Beylayan Kökenlerisiyim. Türkiye'ye bir borcum vardı din konusunda. Yazdım. İslam felsefesiyle ilgili borcum vardı Türkiye'de. İslam felsefesini önce özetledim, sonra bir köklü eleştirisini yaptım. Hem dinin hem de İslam kültürünün bir bütün olarak eleştirisini yapmaya yöneldim. Yani felsefi akademik maceramda böyle bir macera. Dediğim şey şu, biz hepimiz
dini anlamak mı istiyoruz? Teoloji, teolojiyle ilgili aslında söylemedim. Çünkü böyle söyleyeyim dilerseniz. Dinden ateist çıkmaz. Din ateist denmez adamı. Mesela hiç kimse bu saatte bakarak ateist olamaz. Çok zorlamış olursunuz bu saatte. Ama ilahiyat fakülteleri ve teologlar size ateist derler. Bu yargımı defalarca söyledim. Yine söylüyorum. Hiç kimse bir şiir metnini okuduğunda şiir metnini kaldırıp bir kere atmaz. Çünkü bilir ki şiir tümüyle rasyonelitenin yargılarıyla yargılanamaz. Şiirin hedefi sizde duygu yaratmaktır. Sizde bir iç zenginliği yaratmaktır. Bir estetik duyuş yaratmaktır. Kutsal metinlere böyle baktık okuduğunuzda adam gibi olursanız, kutsal metinler sizi eyleme geçirmeye, insanla ilgili duyarlı olmaya, ahlakla ilgili duyarlı olmaya, Tanrı ve kainatla ilgili duyarlı olmaya sevk etmeye çalışır. Ve bunu çoğu kez sizin duygularınızı yakalayarak yapar. Duyuşlarınızı yakalayarak yapar. Evet, gençler dediklerden. Rasyonelite dediğim Teo, bu metinleri bağlamından koparır. Yani onun duyusal, bilişsel, dinsel, kültürel köklerinden onu koparır. Tanrı mutlak ya, zaman ve mekan dışı ya. Oradan akılsal olarak genel geçer, herkesin kabul edebileceği bir yargılığa çıkartmaya çalışır. Bir örnek vereyim, sizin öneriniz var ya, yani, doktorlar var diye. Kur'an diyor ki, mesela, İbrahim deneyimini anlatırken yıldıza baktı, üfül etti. Güneş aya baktı, üfül etti. Ve dedi ki, bunlar değişiyor, değişen şey benim tanrım olamaz. O halde alemin tanrısı değişmeyen bir tanrıdır dedi. Dikkat edin, kainattan yola çıkarak bir adım adım tanrıya gidiş var. Kelamcı bunu Kudüs delili adı altında düzenledi. Kudüs delilinin formülü anlatacağım. Kur'an'daki şeyle ilişkisi var mı bakın. Kur'an'da aynı zamanda gökyüzündeki yıldızlar estetik bir nesne olarak anlatılır. Değil mi? Lambalarla süsledik diyor. Zeyyenle semaat dünya ve sabiye. Şimdi biz ona misbah, yani o estetik kaygıyı, estetik bakış açısını, rasyonel bir bakış açısına çevirdi mi? İşte onun için diyorum ya, teolog bunu yapıyor. Hadi oradan diyor, bir felsefe okumuş, bilim okumuş adam, gökyüzü lamba, lamba falan diyeyim, bu diyor saçmalıkta ne bahet, sizin bana ne bahet diyor. Demek ki bana tabii buradaki estetik kaygıyı anlayamıyoruz. Oradaki duysal kaygıyı anlayamıyoruz. Hudus belli şu, Gazali'nin formuyla. Her hadisin bir muhdisi vardır, evren hadistir, o halde evrenin bir muhdisi vardır diyor. Lan Kur'an ne söylüyordu? Bu ne söylüyordu? Her yaratılmışın, her hadisin, her yaratılmışın bir yaratıcısı vardır. Evren yaratılmıştır, o halde evrenin yaratıcısı vardır. Bunda da kalmıyor, evrenin yaratıcısı fail muhtardır. Bu kozmolojik tarzesinin önemli bir unsuru. Hepimizin bildiği Kudüs tarafı, yaratılmışlık tarafı dediğimiz şey. İşte Teo, dinin bana sorarsanız ontolojik kökünü kazıyarak, yok ederek teoloji, ontolojik kökünü yok ederek, yani o duygusal, eyleme geçirir, harekete geçirici tarafını yok ederek sizi evrene bakışınızdaki o bilimin ve felsefenin size veremediği o bakış açısı, onu yok ederek ortadan kuru bir disipline dönüştürüyor teoloji, dini. Ve o yüzden ben bir teolog ateist. Teolojiye inanın, teolojiye tatmin etmedi. Mesela şöyle söyleyeyim size, niye tatmin etmedi diye söyleyeyim. Benim hayatımda köklü düşünce yaratan felsefi soru şuydu. Hayatımı değiştiren, yani teolojiden felsefeye sıçratan benim şu soruydu. Mutasavvufa tasavvufa da sıçrayabilirdik. Kazaya tasavvufa sıçradı biliyorsunuz. Köklü soru şuydu. İnsanın bütün etkinliği dil, düşünce ve gerçekliği işsiz ortaya çıkıyor. Soru şu. Dil gerçeği ifade edebilir mi? Dil bütün gerçekliğimizi ifade edebilir mi? Gerçeğin aynısı mıdır dil? Bu soruya hiçbir aklında filozof ehliyeti veremez, hiçbir veremez. Çünkü dil, hani Veli ne dediği gibi Orhan Bey'in hissediyorum ama anlatamıyorum dediğimiz o kadar çok şey var. Bir de 7. yüzyılda bir dille anlattığınızı düşünün. Şimdiki daha gelişmiş bir dil. Başka?
zihin gerçekliği olduğu gibi yansıttın insan zihni. Yani zihin gerçekliğin de arasını. Hayır, bunu da iddia edemezsiniz. Çünkü biliyorsunuz ki sürekli yanılıyorsunuz. Bilim tarihi, düşünce tarihi yanılgılar tarihi. Soracağız. Şimdi kutsal kitap diyor ki, Tanrı'ya ilişkin gerçeği ortaya koyduğunu söylüyor. Teolog bilimden söylüyor. Teolog diyor ki, ben yazıyorum bak buraya diyor, burada Tanrı'nın hakikatini burada anlatıyorum diyor. Din içinde Tanrı'yı tanımlayabileceğini düşünüyor. Vardı sonuç, çoğu kez ya bila keyf olur, başlangıçta tanımlayacağım deciler. Bila keyfi nasıl bunu bilemeyiz demek. Ya da muhalefetin bir havadistir. Yani hayatımda şimdi benzememe sorusuna gider. Hristiyan teologları gider. Yine tanrısal olanın insan zihni tarafından kavranabileceğini düşünür. Eğer bir şey insan zihni tarafından kavranılıyorsa o tanrısallığı kalır mı? Ciddi felsefi sorular bunlar benim için. Yani bir düşünce gerçeklik ilişkisinde felsefenin yaptığı soruları ben felsefi antropolojiyle teoloğun yaptığına sordum. Dini metinlerle ilgili son yargını söyleyeyim. Dini metinler rasyonelite aranacak metinler değildir. Dini metinler eyleme yönelten, sizde duygusal hareket yaratan, sizde estetik bir yaklaşım doğaya, insana, varlığa ilişkin yaratan metinlerdir. Böyle okunabilir bir metinlerdir. Onları rasyonelite haline getirmeye çalıştığınızda demem o ki, onu siz felsefe metni haline getiriyorsunuz. Hani diyor ya, burası, felsefe öyle bir etkinlik geliyor. Bilim ve teoloji arasında sıkışmış bir etkinlik. Ne teolog seviyor felsefeyi, ne bilim adamı seviyor diyor. Ben de teolojiyle ilgili şöyle söylüyorum. Teolog, dinle, yani vida dini, peygamberin etkinliğiyle felsefe arasında sıkışmıştır. Teoloğu ne gerçek dindar sever, ne filozof sever. Teşekkürler. Evet, soru varmış. Soru varsa söyleyebilirim. Soru varsa sorunuz. 5-10 dakikamız var değil mi? 5 dakikamız, 10 dakikamız var. İyi. Şimdi açabilirim dedik yerine. Ya sorarsanız bir düşünce gerçeklik ilişkisinden tutumda bir felsefi antropoloji seçimler örnekler için de daha detaylı atabilirim. Ben zamanı sağlık kalmak için. Ana şeylerimi söyleyeyim artık. Teşekkürler hocam. Yöntem olarak felsefi antropolojiyi aldığını söyleyebiliriz. Ve dünyayı anlamlandırırken de dili, düşünceyi, algıyla aldığımız. Bilişsel, biliş, duyuş, değil mi kötüdür? Yani temelde zihinsel aktivitelerimizi ve kurgularımızı. Burada Kant'a da atıf yaptığımız ve anlamlandırdığımız dünyayı ve gerçek algımızı bu zihinsel temalara odaklıyoruz. Yani burada şöyle bir soru oldu bende. Acaba gerçeği algımıza ve zihnimize mi biliyoruz? Kant denemüstü apriori ararken asli gerçeği ve kıt arıyordu. Ama bizim algıladığımız dünyanın dil hepsi sonradan yapılma olduğu için asıl hakikate erişemiyor olabilir miyiz? Güzel. Şimdi benim çok teşekkür ederim. Soru sordum aslında. Benim argümanlarımın bir kısmının postmodernizmden geldiği açık. Postmodern ruhtan geldiği açık. Yani ben postmodernlikle ilişkiler çok kitaplar yazdım. Ama öğreniyorsunuz bazı şeyleri de. Çünkü skeptisizm felsefede olmazsa olmaz yöntemlerden birisidir. Yani skeptik bakmak. Ya şunu söylemeye çalışıyorum. Dediğim şey şu. Nesneler dünyasına baktığımızda bilişsel, duyusal, dilsel ve kültürel gözlüklerle bakıyoruz. Ben bunu biraz daha felsefeden yola çıkarak söyleyeyim. Platon'un dediği gibi mağarada yaşıyoruz. Platon'un mağarası bir taneydi. Felsefe tarihi bize bir sürü, felsefe ve bilim tarihi insanın hakikat arasına giren bir sürü mağara soktu. Platon'a göre bedenimiz mağaraydı. Değil mi? Ondan kurtulacaktık, ruhumuz hapishaneden kurtulduğunda İdealini gerçekliğine kavuşacaktı, hakikati görecekti. Platon çok yanılıyor. Platon kadar çok basit değil bu iş.
Hepinizin bildiği Bacon, Francis Bacon, dört idolden söz etti. Benim şeyime çok yakın biliyorsunuz. Dil, düşünce, duygu, kültür, mağaraları. Mağaralar dedi ona. Şey, idoller dedi, putlar dedi. Platon'un mağara dediğine o put dedi. Ben size göstereceğim. Freud bilinçaltı mağarasını gündeme getirdi. Gerçekliğe yaklaşırken, değil mi? Biz sadece rasyonel yaklaşmıyoruz. Burada duygularımızın da müthiş bir rolü var. Hatta bilinçaltının, bilinçaltı dürtülerin müthiş bir rolü var dedi. Ferdinand de Saussure dili gündeme getirdi, değil mi? Dediğim çalışmalarıyla. Gerçeklik aramıza dili soktu. Analitik filozoflar dil üzerinde çok düşündüler ama Orta Çağ zaten düşünmüştü. Yani dilin sınırsız sorumluluk davranmasını Orta Çağ bizim hepimizde iyi biliyordu. Yani modern bir dil bilimciden daha iyi dil bilim biliyor Orta Çağ filozofu. Orta Çağ teoloğu. Orta Çağ düşünsemeyin. Ve Orta Çağ uzun değil mi? Anadolu Çağ şahin böyle. Modern filozoflara taş çıkartacak felsefi sorunlarla karşılaşırsınız. Kırık kırık yara. Değil mi? Kırık kırık yara. Dil dediğimiz bir şey daha çıktı, mağara daha çıktı. Durkheim ve benzeri sosyologlar kültür mağarasını ortaya çıkardılar. Marx